En son sistem videosu çektiğimde 2021 Ağustos dolar kuru 8,5 liraymış. Ve şu an dolar kuru 18,5 lira. Yani üzerinden bir sene geçti ve dedim ki artık güzel kampanyalı bir sistem çekmenin zamanı geldi. Hayır asıl mevzumuz bir sene içerisinde doların 10 lira artması değil. Asıl mevzumuz size kampanyalı gerçek kampanyalı bir toplama sistem getirdim. Ki hatta mevzu şöyle oldu. İnce hesap bana dedi ki bilgisayar videosu çeker miyiz? Ben de dedim ki eğer gerçekten bir kampanya yaparsanız neden olmasın? Ve şu an yanımda gerçek kampanyalı bir sistem sistem var. Sistemin yanında şöyle bir fatura gönderilmiş. Burada sistemin tüm parçaları yer alıyor faturada ve 19.454 TL'lik bir fatura kesilmiş. Fakat bu bilgiyi başta vermek istiyorum çünkü asıl mevzumuz bence bunun indirimi. Bu bilgisayar kasasının sınırlı satış fiyatı 15.199 TL. 15.200 TL. ince hesap güzel bir kıyak yaptı ve sizlerle bu toplama bilgisayara bakacağız. Ki hatta gelin parçaların piyasada bulabileceğimiz en ucuz tane fiyatından sistemin kaç paraya geldiğine bakalım. O zaman da bu ürünün gerçekten kampanya bilgisayar olduğunu anlamış oluruz. RAM'imiz piyasada henüz da 1000 liraya satılıyormuş. Ryzen 5 5600 3154 lira. Kasa ve power supply 728 lira. M2 SSD'miz 911 lira. Anakartımız 1227 lira. Ekran kartımız 9400 lira ve bunların hepsi toplandığında 17670 TL yapıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sistemin toplanmış hazırlanmış versiyonu size 15.200 TL'ye gelecek. O yüzden kaçırmayın bu sistemi. Linkler açıklamada. Üzerindeki faturayı çıkartalım. 19.450 liralık fatura. Kocaman birinci hesap kutusu. Şu kutumuzu açıyoruz. Vay, vay, vay. İnce hesap level atlamış. bayağı korunaklı havlu poşetlerden var. Gaming gecesi kağıdı. Her cuma saat 10'da ince hesapta. Gaming gecesine özel indirimler oluyor. Sisteme ekran kartı nasıl takılacağı yer alıyor. Çünkü ekran kartı sisteme kurulu bir şekilde gelmiyor. Büyük bir parça olduğu için ve ana karta bağlandığı için. Riskli. Burada kasamız anakart kutusu, ekran kartı kutusu bir sürü hava poşetle çıktı yanında ve Ryzen 5 5600 var. Anakart olarak Asus Prime B450M-K2. Bu ikinci versiyon ve tek tuşla BIOS update yapabileceğiniz bir versiyon biliyorsunuz AMD işlemcilerde bir süre BIOS problemi vardı. Artık o sorun bu anakartlar beraber çözüldü. Kasanın parçaları, güç kablomuz, SSD'mizin kutusu çünkü bilgisayar kurulu bir şekilde geliyor. Sadece ekran kartımız kurulu gelmiyor. Team'in 512 GB 1.4 GB'a 1.8 GB okuma yazma hızları olan bir M.2 SSD'si ve T-Force'un 2x8 16 GB'lık 3200 MHz'lik RAM'leri var sistemde. Başka bir şeyler var mı lan? Sticker lazım bana, sticker seviyorum. Toplama bilgisayarlardan çıkan sticker'lara bayılıyorum. Muhtemelen vardır da şu an tek gözüme çarpan RAM'in içerisindeki sticker. Ekran kartımız klasik RX 6700X'de 12 GB belleği bulunan versiyon. Alet bu ya. 3 fanlı ekran kartı her zaman bir tık önde benim için. Adamlar maliyetten kısmak için içerisine CD koymamış, onun yerine internetten indirirsiniz diyor. Ekran kartı bu kadar uzun olunca adamlar da arkasına kocaman alüminyum plaka koymuş. Hem kolay soğutmasını sağlayacak hem de ekran kartını destekli bulacak bu plaka. Üç 3 fanlı ekran kartlarına özel bir sempatim var benim. Video içerisinde oyun testi, yayın testi ve ısınma testlerini gerçekleştireceğiz ekran kartının. ince hesabın fiyat performans olarak sattığı orta seviye olarak en sağlam ekran kartlarından birisi bu. Orta üst seviyede diyebiliriz. Burada bilgisayar kasamız var. V kasamız elimizde nihayet. Dogar marka ben bunu Jaguar diye okuyorum. Açıkçası nasıl okunduğunu bilmiyorum bu markanın. Yan tarafında güzel karartmalı bir kapak var. Hemen ekran kartımızı kuralım. Bunun etiketini en son sökeceğim. Parmak izi olmasını istemiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bilgisayar kasası kurulu bir şekilde geldi. M.2 sistemimiz yerinde, RAM'lerimiz yerinde. T-Force'un TUF Gaming fiyat performans RAM'leri. Stok işlemci soğutucumuz yerinde. Kasanın üzerine dahili iki tane fan var. Önde egzoz veya yukarıda tavan fanı yok ama bunun yanına bir egzoz fanı almanız gerekebilir. Tabi sıcaklık testlerinde beraber bakacağız. Kasanın içerisinde dahili 700 Watt 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı var. Kasayla beraber satılıyor bu. Ve sistem bu şekilde. Gelin sizde ekran kartını kuralım hemen ve testlerimize başlayalım. Şimdi ekran kartı kurmayı seviyorum. Çok basit bir iş. Kartı koyduk. Bastırdık, tık sesini duyduk. 3 kablolarımızı takıyoruz ve kasa hazır. Şimdi bunun jelatinini söküp zevkle yerine takabilirim. Kasamız hazır. Son etiketi de söküyorum. Finish. Testlere geçmeden önce tekrar belirteceğim özellikle Türkiye'de sürekli artan dolar kuruna karşı bu tarz ürünler bence bir yatırım çünkü değer kaybetmiyor aksine maalesef değer kazanıyorlar ve eğer oyun için yayın için okul için başka bir şey için bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız bu bilgisayar sizi 3-4 sene üzmez o yüzden ben bu fırsatı değerlendirmenizi isterim ince hesap böyle bir kampanya yapıyor ihtiyacınız varsa kaçırmayın şimdi yavaş yavaş geçelim detayları konuşmaya Sağ tarafıma kasayı, sol tarafıma monitörü kurdum. Kafamda kulaklıklar ve şu anda canlı yayındayım. Yani sadece bilgisayarı test etmek için özel bir hesap kurdum ve bu hesap üzerinde şu anda canlı yayında en yüksek ayarlarda CSGO'yu deneyeceğiz. Hatta gelin görüntü ayarlarımıza bakalım. Otomatik yüksekte hepsi. Şeyler detayları çok yüksekte. Uygulayalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arka planda da şu anda yayın açık. Ki hatta oyunu daha fazla kastırabilmek için ölüm maçı açtım. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi. Canlı yayın testimizi geçerse içerik üretmek için hazır bir bilgisayar olacak. Bu arada şu an yayın 60 fps açık. Fakat ekran kaydını 60 fps ile yapmıyor olabilirim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Tabi hareket edebilirsek. Evet elimiz yok zaten. 2 senedir oyun oynamıyorum. Baksana her yerden geliyor adamlar. Yani net olarak en yüksek ayarlarda şu an aynı anda yayın yaparken bilgisayarla en kötü 250'yi gördüm. 300, 360, 350 FPS'ler görülüyor. 300 FPS ortalaması diyebilirim bu işin. 350. Lan mermi bitti. Şu anda GPU'muz 63 derecede. İşlemcimiz 78 derecede. Buna bir egzoz fanı takılırsa eğer bu kasaya bence çok daha rahat çalışacağını düşünüyorum. Herkes AWP kullanıyor. Ne saçma iş ya. Ne yayını bir kişi izliyor da ben sıkıntı yok. Öl yat aşağı kardeş. 400 FPS. Bu arada yayında drop olmamız falan sevindirici. Ben normalde RTX 2080 Ryzen 9'lu işlemcilerle yayın yaparken bile drop yiyordum. Ve şu an yayında sıfır drop var. Mutlu edici. Öyle. Nereden vuruluyor? Oyunu ben bayağıdır oynamıyormuşum cidden. Elime çok uzun zamandır mouse klavye değmiyor. Yani MacBook'un ki değiyor sadece. Ki bunun hakkında video çekeceğim size. Neyse en azından yayın yapılabiliyor ve e, oyun oynanabiliyor görüyorsunuz. Bence çıkabilirim şu an. Şimdi gelin sizlerle bir render testi yapalım, Premiere Pro testi yapalım. Elimde 4K 24 kare bir video var. Yan kanalıma hazırladığım spor videosundan ufak bir görüntü var. Bundan yan yana böyle ekleyeceğim bir sürü 10 dakikalık 4K H.265 video renderını ne kadar sürede alacak? Tam olarak 10 dakikalık bir video. Sürekli tekrara sardık. Üzerine hiçbir efekt yok, hiçbir eklenti yok. Özellikle belirtiyorum H.265, yeni kodek, sıkıştırılmış kodek. 3840 2160 Evet encoderımız açıldı. OpenCL GPU hızlandırmalıyla render alacağız. Burada ekran kartlarına bayağı bir faydalanmış olacağız. Başlat dedim ve renderımız başladı arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyor. <laughs> 3840x2160 ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama... Umarım görünüyordur. Tahmini olarak 2 dakika gösteriyor şu an medyanın kadar. Ee, ama bunun üzerinde hiçbir efekt, hiçbir yazı, hiçbir düzenleme olmadığını unutmayın. Ee, üzerine eklenen her efekt e, videonun render süresini uzatacaktır. Ama yine bayağı hızlı gidiyor yani. Ee, ham videoyu tahmini 2,5 dakikada renderladığını düşünürsek efektlenmiş halinde muhtemelen 8-10 dakikalarda da render alacağını düşünebiliriz. O yüzden bu bilgisayarla Twitch de yapılır, yayın da yapılır. Her şey yapılır arkadaşlar. Render bitsin ondan sonra devam edeceğim. 2 dakika 20 saniyede 30 35 megabit bitrate ile renderımız tamamlandı. Masa üstüne de şuraya da geldi video. H265 olduğu için Windows 10'da bu kodek yok. O yüzden videoyu izleyemiyoruz. Ama video render aldık. Gelin biraz Valorant atalım. Hepsi en yüksekte. vignette açık. Kenar yumuşatma FXA'da. Eşi önsüz filtreleme 8X'te. Hadi bakalım. Aa ben bu haritada hiç oynamadım ki. Hiç bilmiyorum bu haritayı. Veya o kadar uzun zaman oldu ki bu oyunları oynamayalı. O yüzden hepsinde kolsuz gibiyim. Şu an en yüksek ayarlar GPU sıcaklığımız 56 derece işlem sıcaklığımız 29 derece işlem sıcaklığı. AMD'nin spot yüzünde hemen hemen aynı derecelerde çalışıyor arkadaşlar. Yani render alsak da oyun oynasak da 80-85 derece arasında gidiyor üstüne çıktığını çok nadir görebilirsiniz. Eğer ortam çok sıcaksa ki şu anda burası sıcak. 500 FPS, 510 FPS. 420 FPS'e düştük orada. Öl helal can lazım. Hadi be öldük. Bu tarz oyunlarda kendimi kaptıracağımı bildiğim için genellikle kendimi sınırlamaya çalışıyorum çünkü çok zevkli. Ve oyuna bir girince öyle bir geçiyor ki zaman bu beni rahatsız ediyor. Saat 12'de giriyorum bir bakıyorum saat 6 olmuş. Akıyor o zaman. Yani şunu diyebiliriz en yüksek ayarlarda 500 FPS'lerde oynanabiliyor oyun. Kasmadan ölüm maçında. Ölüm maçı mı oluyor bu basit eğlence işte. Hemen hemen orta biraz da üst seviye bir bilgisayar bir, bir, sistem. ince hesap sistemi ve bu sistem güzel bir kampanyayla 15.200 TL satılacak. Açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Benim sistem hakkındaki görüşüm başlayıp belirttiğim gibi sizi en az 2 sene rahatlıkla idare edebilecek bir sistem. Bu fiyat skalasında alabileceğiniz en mantıklı alabileceğiniz en fiyat performans bilgisayar sistemi bu. O yüzden Alacaksanız bu sistemi kaçırmıyorsunuz Stokları bitirmiyorsunuz Arkadaşlarınızı da bırakıyorsunuz Şaka bir yana arkadaşlar gerçekten artan dolar kuruyla Eğer ihtiyacınız varsa böyle şeyleri kaçırmayın Ben kasayı beğendim bu arada yani genel olarak Jaguar kasasını beğendim Öndeki fanlar gayet kaliteli duruyor Sadece kırmızı yanıyor orada bir eksisi var Eğer RGB çok seviyorsunuz sadece kırmızı yanıyor Orada biraz bir eksisi var diyebilirsiniz Bilgisayarın içerisinde RGB yok yani i̇şte işlemci soğutucusunda, RAM'de, ekran kartında, da, havalı durusunda falan yok. Direkt fiyat performans ve bu videoyu izleyenlerin ve ortalama bir Türk bilgisayar kullanıcısının ihtiyacı olan her şeyi karşılayacağını düşündüğüm bir sistem oldu. Güzel bir sistem olmuş. İnce hesaba buradan. Teşekkür ederiz. Ayrıca bu videoyu izlediğiniz için size de teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.